Böyle bir bölünebilme sorusu biraz sık sayılarla da ilişkili. Çünkü A artı B en fazla kaç olur demiş dikkat edersek. Yani bu sayı en fazla kaç olur dememiş. Bu sayı en fazla kaç olur deseydi hemen denerdik. A 9 mu olacak, 8 mi olacak, 7 mi? Çünkü yüzler basamağında olduğu için. Ama bana ne demiş? A artı B en fazla kaç olur demiş. Dolayısıyla ben ona odaklanarak çözmeyeceğim. Sayı 4 ve 9'a tam bölünüyor, kalansız bölünüyor. Bunun Türkçesi ne? 4'e bölünme demek. Son iki basamak 4'e bölünüyor demek. Zaten son iki basamak aynı, yani BB. Bunlar ne olabilir? 11, 22, 00, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Bunların içerisinde 4'e bölünenler hangisi? 55 bölünmüyor, 77 bölünmüyor, 99 bölünmüyor, 66 bölünmüyor, 22 bölünmüyor. Sadece 00, 44 ve 88. Benden en büyüğünü istemiş. Dolayısıyla 88'i aldım. Şimdi gelelim ikinci maddesine. 88'i aldık buradan. İkinci maddede de diyor ki 9'a da tam bölünüyor. 9'a tam bölünüyor ne demek? Rakamlarını topla, 9'un katı olsun. Şimdi ben zaten B'yi 8 buldum. Yani A 8, 8 buldum. 8, 8 daha 16. A artı 16, 9'un katı olacak. Ne olabilir? 9 olmaz zaten. 9'u geçmiş. 18 olabilir, 27 olabilir, 36 olabilir. Şimdi A da sonuçta bir rakam olduğu için 27 olması için A'nın 11 olması lazım. Dolayısıyla olamaz. A bir rakam, bir basamak sonuçta. 36 hiç olamaz. 20 olması lazım. Ama 18 olabilir. 2 koyduğumda 2 artı 16, 18, 18 olursa rakamları, değerleri, toplamı 9'a bölünür. Yani sayım ne olur? 260, pardon, 288 olur. Sağlıyor mu? 88 4'e bölünür. Son iki basamak. Toplam 18 9'a bölünür. A artı en fazla kaç oldu? 2 artı 8'den 10 oldu.